Vanek tarafının raporu üzerine konuşacağız. Önemli bir durum olacaktır. Ve burada farklı farklı kripto paraların Emtia olduğunu kendileri iddia etmekte. Biliyorsunuz çok fazla farklı proje SEC tarafından menkul kıymet ilan edildi. Bu menkul kıymet ilan edilenler şayet yasayla da birlikte menkul kıymet olduğu ortaya çıkar ve kanaat getirilirse tabii çok ciddi başları ağrıyacak. Haricindeki kripto paralar bundan kurtulacak ve olumlu bir seyir izlenecek biliyorsunuz. Biz de bunun üzerine konuşacağız ve hangileri bakın listede şöyle. Evet, şöyle baştan bir başlayalım. VanEck analizi bu 24 altcoin MTA olabilir. MTA olmaya ilişkin şimdiye kadar iki tane kripto para resmen bakın resmen diyorum ilerleme kaydetti. Bunlardan birisi Lunge, birisi de Ada. Ya bu ikisi biliyorsunuz ki şey kaydetti. Gelişme kaydetti. Bu da Güney Kore tarafı MTA ilan etti bunları. Oradan kaynaklanıyor. ABD'li düzenleyici SEC, Haziran ayında başlattığı borsa davalarıyla altcoin piyasasına şok dalgaları gönderdi. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların menkul kıymet veya bir MTA olduğuna yönelik tartışmalar tekrar körüklendi. Bu arada yapacak demişlerdim bak yaptılar da. Bugün çok kısa konuştuk ama şu anda Uniswap, PancakeSwap tarzındaki projelere de yöneldiler borsalardan sonra belliydi. Haberiniz olsun şimdiden. Tartışmalar sürerken yatırım yönetim şirketi VanEck analistleri bu 24 altcoin projesinin de MTA statüsünde olabileceğini söylüyor. Altcoin menkul kıymetleri ve MTA tartışmaları tekrar gündemde. Bitcoin fiyatı yeni bir mevzuat teklifi borsalara karşı SEC davaları ve BlackRock'un Bitcoin ETF başvurularından etkilenen diğer kripto sektörünün diyor düşmesiyle Haziran ayında %12 değer kazandı. Tabii ki dominans korkunç derecede arttı. ETF başvurularına ilişkin yeniden başvurular yapıldı ve şu anda da sonuçları bekleniyor. Çok büyük ihtimalle onaylanacaklar. Özellikle ETF başvuruları Haziran ayında Bitcoin'in 30 bin direncini geride bırakmasına yardımcı oldu. Bu esnada kritik bir adım Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry'den geldi. McHenry 2 Haziran'da kripto varlıkların menkul kıymet veya MTA olarak sınıflandırılması için net yönergeler oluşturmak üzere dijital varlık piyasa yapısı önerisini yayımladı. Bundan birkaç gün sonra ABD'li düzenleyici SEC en büyük kripto borsaları Binance ve Coinbase'e dava açtı. Davalar kapsamında 13 altcoin'i menkul kıymet olarak nitelendirdi. Evet. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum ki hem anlattığımız şeylere bir özet olsun ve devamında coinlere gelelim. SEC diyor borsa davaları kapsamında menkul kıymet olarak nitelendirdiği altcoinlerin tam listesi incelemiştik. SEC'in menkul kıymet ithamı altcoin piyasasına çok sert bir darbe vurdu ve resmen dominans uçtu. Dominans korkunç derecede yükseldi. Evet, doğrudur. Aynı tarihlerde Bitcoin %3-4 civarında düşerken altcoinlerde %25-30 civarında düşüşler oldu. SEC'in bu hamlesi altcoin piyasası için oldukça sarsıcıydı. Bundan sonra bazı borsalar SEC'in menkul kıymet listesinde yer alan coinleri delist etme kararı aldı. Doğrudur. Sol, ondan sonra ADA, MATIC aynen bunlara dahildi. Özellikle Robinhood borsası bakınız, eToro borsası vesaire bunlardan biliyorsunuz ki SoFi delist edildi değil mi? Tüm bunların sonucu olarak fiyat o dönem bir günde %20 değer kaybetti. Ethereum da olaydan etkilendi ve geliştirme faaliyetleri son zamanların en düşük seviyesine ulaştı. ABD kripto paralara karşı tam olarak nasıl tutum sergiliyor? ABD kripto paralara karşı bir şekilde tutum sergilemiyor. Yani yakında olumlu tutum sergileyecekler el mecbur. ABD'de olumsuz tutum sergileyen, daha doğrusu olumsuzluklara yol açan tutumlar sergileyen bir tek SEC var. Birçok açık kaynaklı blockchain projesi katılımcısı merkezsizliğin birden fazla faktöre bağlı olduğunu savunmaktadır. Ancak bu iddia yalnızca SEC davası açılana kadar geçerliydi diyor. Aynen. Bu noktada daha spesifik ayrımlar gündeme geldi. Bunu göz önünde bulundurarak House Financial Services'ın dijital varlık piyasa yapısı önerisine yakından bakalım. Bir token aşağıdaki 4 yönergeyi karşılıyorsa yeterince merkezi olmayan kabul edilmektedir. Bu noktada ABD'li düzenleyicilerin kriterleri şu şekilde. Hiçbir ihraççı veya bağlı kişi hiç kimsenin kripto para kullanmasını veya blockchain ağı ile ilgili hesaplama
altyapısını çalıştırmasını engelleyemez diyor. Son 12 ay için geçerlidir. Evet, güzel. Hiçbir ihraççı veya bağlı kişi dolaşımdaki arzın %20 veya daha fazlasına sahip değildir veya oy hakkına sahip değildir diyor. Evet, güzel. Hiçbir ihraççı veya bağlı kişi kripto para veya blockchain ağını halka pazarlayamaz. Evet, aynen öyle. Son 3 ay. Kripto paraların tüm ihraçları son kullanıcı dağıtımlarıdır. Evet, güzel. Yani buradaki durumlar menkul kıymet veya olmadığına ilişkin doğru, net bir şekilde perspektif ve bakış açısı sunmaktadır. Söz konusu bağlı kişi dolaşımdaki arzın %5 veya daha fazlasını kontrol eden kişidir. Son kullanıcı dağıtımları kripto paraların nasıl verildiği veya kazanıldığı sürecini ifade eder. Esasen altcoin'ler isteğe bağlı olmayan bir şekilde dağıtılmalıdır. Bu altcoin karşılığında kesinlikle nakit veya diğer varlıkların takas edilmeyeceği anlamına geliyor. VanEck analistlerine göre bu 24 altcoin MTA olabilir bu şartlar altında. VanEck analistleri piyasa değerine göre en büyük 100 kripto projesini yukarıdaki kriterlere göre değerlendirdi. Buna göre ilk 100 coin'den Bitcoin hariç 24'ü MTA olarak kabul edilebilir. Bu arada söylediğim gibi çoğunluk menkul kıymet, tamam mı zaten? ARB iyidir bu arada, severim. Ether, DOT, doğru. DOT zaten SEC'in radarında yok. Matic'e katılmıyorum ama yarından itibaren katılacağım büyük ihtimalle. ADA. Kaç tane Matic var dostum? Uniswap, Uni. Evet. Aave, Maker. Bu arada bunlar kalitelidir ha. Kaliteli coinlerdir yani. YeFi, SNX, Curve. Ya BNB ne ya? Arkadaşım, BNB senin bak. BNB dediğin şey zaten bu kuralları ihlalin şeyi ya, böyle son daha uç bir nokta yok ki. BNB'yi sen nasıl koydun buraya? Kim yaptı bunu? USDT normal olarak. RSP, Luna, Lunge da bunun içerisine girer. Luna şeydir yani, nasıl diyeyim size, ihtilaflıdır. Ben de tam bir şey söylemeyeyim ancak Lunge bunun içerisine muhakkak girer. Mana, evet katılıyorum. Chiliz, CHZ yani ihtilaflı. Sant, katılmıyorum. Menkul kıymettir bence. Ax, menkul kıymettir, katılmıyorum. Ape, menkul kıymettir, katılmıyorum. Mythical Games, Mythos Chain ve Demus. Evet, katılmadıklarımı söyledim. Haricindekiler benim katıldıklarımı ifade etmektedir. Ayrıca XRP listede yok. XRP'nin de MTA olduğunu düşünenlerdenim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.